Geçen seneden itibaren her Kasım ayı sahabe ayı olarak Peygamber Sevdalı platformunca ilan edildi. Özellikle Kasım ayının seçilmiş olması özelden belki kaynaklı bir neden olarak değerlendirilebilir. Şöyle ki malumunuz 639 miladi senesinde Diyarbakır ve çevresi sahabeler tarafından fethedilmişti. Ve fethedildiği tarih her ne kadar Mayıs ayının sonu olarak da biliniyorsa da esasında buraya geliş tarihleri Kasım veya Aralık ayına denk geliyor. O yüzden hem Diyarbakır'ın ve bölgemizin söz konusu Kasım ayında bir fiil sahabeler tarafından ilk olarak ayak basılması açısından hem de Anadolu'nun fethi de tabii ki buranın fethiyle birlikte başlandığı için böyle bir ay başlangıç ayı olarak uygun görüldü. Ve platform olarak her yıl Allah nasip ederse Kasım ayını Türkiye'nin bütün bölgelerinde Peygamber Sevdalı koordinatörlüklerince değişik etkinliklerle sahabeler bir şekilde tanıtılıyorlar. Sahabelerin hayatı anlatılıyor. Ve sahabe gibi olmak için sahabeyi öğrenmek lazım. Sahabe gibi yaşamak için sahabenin hayatını bilmek lazım. Malumunuz sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize dinin gerçek mesajını aktaran zevatlardır. Ve bu anlamda onlar her biri bir gökteki yıldız gibidir. Hangisine biz uyarsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifince doğru yolu buluruz. Bu manada bunlar unutulmamalı. Seçkin ve mümtaz şahsiyetlerin mutlaka tanınması, bilinmesi, öğrenilmesi, yaşanması ve yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Ve inşallah bu her geçen yıl daha fazlasıyla ele alınacak ve bu konular üzerinde fazlasıyla eğilecektir. Biz her yıl Kasım ayında 3 sahabi konusunu ele alıyoruz. Yani 3 tane sahabinin hayatını ele alıyoruz. Üçü erkek, üçü bayan olmak üzere. Bunların hayatları koordinatörlüklerce işlenmektedir. Kapalı mekanlarda veya dernek binalarında bir şekilde işlenmektedir. Bu sene de erkeklerden Ebu Ubeyde bin Cerrah, Berra bin Malik, Said bin Amir, bayanlardan ise Esma bin Ümeys, Ümmü Süleym, Ümmü Ümare şeklinde bu Kasım ayı boyunca bu sahabeler işlenecektir. Ayrıca her Kasım ayında 3 sahabilerin ya 3 sahabinin dışında yani bayan ve erkek 3 sahabinin dışında da bir sahabi daha özelde ve ana bir tema olarak işlenme hususunda platformun aldığı karar vardır. Bu yılda Hazreti Ömer konusu daha kapsamlı bir şekilde daha genel bir yerde herkesin katılımını sağlayabilecek bir şekilde bir etkinlik düzenlenecektir. Bu etkinliğimizin teması da şudur. Faruk-u Adil Hazreti Ömer şeklinde bir temamız var. Bu tema zaten şu anda afişlere de basılmış ve yakın zamanda bunlar da bir şekilde asılacak. Şehrimizin veya koordinatörlüklerimizin olduğu bütün bölgelerde ana tema Hazreti Ömer'dir. Tekrar ediyorum, temamızın konusu Faruk-u Adil Hazreti Ömer şeklinde olacak. Bu daha genel yani bir üst çatı olarak her sene böyle bir sahabi daha öne çıkaracak şekilde bunu işlemeye çalışırız inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yakından tanıyan, onu yakından bilen ve ona ilk başta iman eden nesil sahabe neslidir. Ve bizler bu neslin fedakarlığını, bu neslin iman edişini, bu neslin teslimiyetini, bu neslin tebliğ vazifesini ve bu neslin cihat safhalarında göstermiş olduğu mücadeleyi iyi bir şekilde anlamaya çalışırsak inşallah onlar gibi olmaya çalışırız. Ve nitekim çok enteresandır ki bugün dünyanın değişik yerlerinde sahabelerin Mekke'de ve Medine dışında daha fazla medfun olduğu istatistikleri ortadadır. Yani bu sahabeler yerlerinde durmamışlar, Mekke'de durmamışlar, Medine'de durmamışlar. Bunlar daha fazla İslam'ı tebliğ edeyim diye Arabistan Yarımadası'nın dışına çıkmışlardır. Yani ta doğuda Çin'den batıda İspanya'ya kadar, İspanya sınırına kadar gitmişlerdir.
ve hiçbir şekilde ailelerini, ondan sonra sermayelerini, iş yerlerini, mallarını, mülklerini düşünmemişler. Tek düşündükleri bir şey vardı. O da İslam ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu mesajdır. O mesajı dünyaya yaymak için gece gündüz at sırtında, deve sırtında ve yayan bir şekilde mücadelelerini sürdürmüşler. Dolayısıyla o seçkin güzide insanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk halkasını teşkil eden o şahsiyetleri tanımak zorundayız. Onları tanırsak, onlar gibi olmaya çalışırsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlama noktasında belki bir merhale olsa, bir adım olsa daha iyi anlamış oluruz diye düşünüyoruz. O yüzden halkımızın özellikle sahabeleri yakından tanımaları ve sahabeler hayatı anlatılırken mutlaka sahabe hayatını iyi dinlemeleri, iyi okumaları ve yaşamaları noktasında tavsiyemiz vardır. Tabii ki en başta kendi nefsimize tavsiye ediyoruz bunu. Allah-u Teala bizleri onların şefaatine mahrum etmesin diyoruz. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinde belki bir sahabinin metfun olduğunu görmekteyiz ve orası alabildiğince hem önem veriliyor hem çok güzel bir şekilde etrafı dizayn ediliyor. Oralar ziyaret mekanı olarak yapılmış ve insanlar hakikaten orada huzur buluyor. Ama maalesef bizim şu anda Hazreti Süleyman mevkisinde, camisinde 27 şehit sahabinin metfun olmasına rağmen etrafı sizler de belki gezmişsiniz, görmüşsünüz. Gidilecek ve görülecek yerler olarak gerçekten görülmek istenmemektedir.